yana koyma beni, kendimi affeder ile. Hakan Altun'un Gonca Vuslatiri ile Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde filizlenen ve yaklaşık 2,5 ay süren sürpriz aşkı yılbaşı öncesi sessiz sedasız bitti. Aşkımız kutsaldı hani, şimdi neredeyiz? Gonca Vuslatiri Bodrum'daki evine yerleştiği ve evleneceği konuşulan Hakan Altun'la yılbaşından bir gün önce tartıştı. Pılını pırtını toplayan ünlü oyuncu burada daha fazla kalmam diyerek İstanbul'a geri döndü. Beraberliğinin ilk günlerinde bir sabah programına bağlanıp aşkını itiraf eden Vuslatiri, İstanbul'a döndüğünde ise sessizliğe büründü. Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Vuslatiri, haftalarca evinden dışarı çıkmadı. Ta ki geçen pazar gününe kadar ünlü oyuncu Cihangir'de Magazin Hattı kamerasına takıldı. Gonca Vuslatiri bir kafede oturdu ve arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti. Hem sokağa çıkma hem de kafede oturma yasağını delen oyuncu oldukça keyifliydi. Sadece konuşsam havadan ya da sudan. Zaman zaman kahkahalar atan Vuslatiri bir ara kameramızın çekim yaptığını fark etti. Ünlü oyuncu mekandan ayrılmadan önce maskesini takmayı ihmal etmedi. Vuslatiri köpeğini dışarı çıkaracağını söyleyerek konuşmak istemedi. Evet Gonca Hanım, nasılsınız? Uzun zamandır da göremiyoruz sizi. Sağ olun. İyi gidiyor. Çok kısa konuşmayacağım. Köpek çıkarmam lazım. Gonca Vuslatiri'ne tek tek Hakan Altun'la ayrılığı ile ilgili ortaya atılan iddialar soruldu. Tam ayrılıktan sonra bir daha hiç konuşmadınız. Hakan Altun ayrılığından sonra sebebin evlilik krizi olduğu söyleniyor Gonca Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Yılbaşından bir gün önce mi ayrıldınız Hakan Altun'la? Daha sonrasında da manidar paylaşımlarınız oldu. Çok kısa konuşuyor. Deniz Yıldız'a örneği verdiniz. Kalpsizdir hem de beyinsizdir diye. Burada Hakan Altun'u mu işaret ettiniz? İnsanın umudunu kıran ayrılıklardır, itirazlardır dediniz. Burada aldatıldığınızı mı düşündünüz Gonca Hanım? Ünlü oyuncu ayrıldıktan sonra hiç Hakan Altun şarkısı dinlediniz mi sorusuna ise şimdi gülmem geliyor ya karşılığını verdi. Ayrıldıktan sonra hiç Hakan Altun şarkısı dinlediniz mi Gonca Hanım? Ne? Bir tane eder misin yani? Şimdi gülmem geliyor ya. Çok kısa konuşalım size bir şeyler söylesin. Ayrıldıktan sonra hiç konuşmadınız. Konuşmayacağım ama. Vuslatiri 11 Ocak'ta bir atın saldırısına uğrayan muhabirin videosunu "Atları seviyorum, onlar da magazini sevmiyor" notuyla paylaşmış, bu tavrı tepki çekmişti. Gazetecileri de sevmediğinizi söylemişti. Hiç öyle bir şey olur. Orada muhabirini paylaştınız, bir kadın muhabiri. Atın atla ilgili konu vardı yani. Burada o kadın muhabirin neler hissettiğini hiç düşünmeden mi paylaştınız? Sonuçta bir kadın o da kendisi. Nereye gideyim? Gel beni gel. Gonca Vuslatiri'ne yasak olduğu halde kafede oturduğu hatırlatıldı. Ya böyle bir şeyler söylemeyecektin herhalde. Sokağa çıkmıyorsan da kafenin içerisinde oturuyordun. Erkek biriyle birlikte ondan dediniz. Daha sonrasında da Hakan Altun'la birlikteydiniz. Ünlü oyuncu ertesi gün neden sorulara yanıt vermediğini şu satırlarla açıkladı. Biten bir ilişkin varsa devam eden bir hayatın da var demektir. Ali Gaffar Okan ve Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size gülesim geliyordur. Başkasına değil.